Çeski Kurumov'dan yola çıktık Telk'e doğru. Yolda şöyle bir araştırma yapalım dedik. Araştırma yaptığımızda da bu kasabanın çok güzel bir kasaba olduğunu okuduk. Jindrichu Hradec isimli bir kasaba. Göl kenarında çok sessiz, çok sakin, güzel bir kasaba. Şimdi orayı biraz gezeceğiz. Havanın bize izin verdiği kadarıyla. Çok soğuk hava, çok. 25 Nisan değil sanki. Donduk. Beremiz de yok. Böyle kaldık yani vallahi biz. Valla ben şapkamı giydim. Şapkasını giydi Burak senin valla. Senin saçın var Allah'tan. Allah'tan saçım var ama. Ha bak şehrin şeyi burada. Ay tourist information. Evet böyle bir şehir. Şöyle bir abide var meydanda. İsimli meydandan içeriye doğru giriyoruz. Sol tarafta da büyük bir kalesi varmış buranın. Ama biz tabi zor çıkarız herhalde. Kapanmıştır her yer artık. Böyle bir kasaba. Ortada çok güzel büyük bir göl var. Kanallar ve çevresinde bir sürü yerleşim alanı. Kalesi de sanırım şu şekilde. Şöyle bir kalesi var. Güzel bir yermiş. Haritada böyle bir rotadan gitmemizi önerdi. Şimdi biz de o yürüyüş yolundan dolaşacağız. Güzel bir parka doğru gidiyoruz. Ve hiç bilinmeyen yerler değil mi? Yani ismini hiç duymadığımız kasabalar. Evet aslında yani Avusturya'ya gidiliyor. Yani. Oralara gidiliyor ama buralar biraz da ön yargı ve şey var bence. Hani çekince var insanlarda. Evet biz de mesela yani bir düşündük Avusturya mı burası mı diye. Önce bir Avusturya'yı düşündük sonra dedik ki ya yapmayalım böyle bir şey. Gidelim şu Çek Cumhuriyeti'ne artık bir gezelim. Ama her şehri, her kasabası ayrı güzel. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok hayran kaldık biz yani. Baksana. Her tarafta sanat sanat için. Şekile bak. Şekilde düşünüyorum. Evet manzaraya geldik. Manzaraya geldik de hoş. Dumanlar çıkıyor evlerin bacalarından. Soğuk. Bayağı soğuk. Düşünürler mi şeyle? Oo çok güzel manzara. Şuradan. Oturanlar da var. Şöyle onları çekmeden şuradan manzarayı alalım. Kalesi de şurada. Şurada. Evet. Katedral ve her zamanki gibi yanında bir saat kulesi. Saat kulelerinin üstüne çıkılıp şehir manzarası seyredilebiliyor.
Çocukluğumdan beri bunu yapmayı çok severim. Şimdi meydana çıkıyoruz. Evet, dolaştık dolaştık yine döndük geldik meydana. Şimdi bir de sola mı gitsek? Ne dersin? Yoksa karavanla göl kenarına mı insek? Tamam, bir de oraya gidelim. Zaten karnımız tok. Sırtımız pek. Yola gideceğiz. Zaten gün ölecek. Onun için iyice zaten, hava kararmadan. Tabii 20-25 kilometre yolumuz kaldı. Evet, çok az bir yolumuz kaldı. Telke. Artık telke gidip orada konaklayacağız. Bu akşam orada uyuyacağız. Uy, çok tatlışmış o da. Elinde tencere tava. Şimdi bu gideceğimiz rotada da göl kenarına doğru ineceğiz. Orada şu kalenin manzarasını göreceğiz herhalde. Şimdi göl kenarına doğru iniyoruz. Evet, aşağıya indik ve böyle bir güzellik karşıladı bize. Biz buranın geç saatine denk geldik. Güzel manzaralar yakaladık ama gündüz de eminim çok güzeldir burası. Ama ışığın en güzel zamanına denk geldik. Evet, yani. Evet. Yani kamera çekimleri belki çok iyi değildir ama o zaman senin telefondan biraz alabilirim. Alırsın, alırsın. Çok harika bir kasabaymış. Şimdi telke doğru devam. Evet, telke doğru devam edeceğiz. Bizim için güzel bir mola oldu burası. Siz de uğrarsınız diye düşünüyorum eğer beğendiyseniz. İşte kapanışı da burada yapmak gerekiyor. Jindrichu Hradec. Bu da kalesi ve şatosu. Şimdi karavan hayatında hep böyle geziyoruz ya, güzel yerleri görüyoruz falan. Aslında aynı bir ev hayatı, karavan hayatı da. Bugün son yerden önce güzel bir manzaralı yerde kahvemizi içtik. Sonra suyumuzu ısıttık, duşumuzu aldık. Sinem hocam saçlarını kurutuyor. Karavanımızda bu EcoFlow cihazıyla bu iş oluyor. Aslında evden bir fark yok. Fakat önemli olan husus cihazlarınızın, ekipmanınızın iyi olması. Turma boiler, B10 gazlı boiler suyu ısıtıyor. Webasto var. Webasto'yu Eberspire var. Onu duş alacağımız zaman dışarısı 3-4 derece
yüksek sıcaklığa ayarlıyoruz. Ondan sonra da duşumuzu rahatlıkla alıyoruz. Saçlar doldu. Peruk. Şimdi fön çekeceğim ama. Fön çekecek şimdi Sinem hocam. Sonuna kadar kullanacağım ekoflom enerjisini. Bitiremezsin. İşte karavan hayatı böyle.